Murat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve yoğun temponuzdan ayırdığınız bu değerli dakikalar için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey, Erzurum Dadaş Cağ Kebabı'nın bu muhteşem lezzetinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Tabii ki. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Murat Dağdal kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii ki. Ben 1980 Erzurum Tortum doğumluyum. Tortum Beylimanlı köyü. Evet. Bu sektöre 95 yılında başladım. 95 yılında Kemal Koç'un yanında başladım. Kemal Koç'ta devam ettim. Evet. 97 yılında Bursa'da çalıştım ve böyle devam etti. Evet. Bu süreç 2018 yılına kadar devam etti. Uzun yıllara dayanan bir tecrübeden bahsedeceğiz. 95 yılından beri bu işin içindeyim. Evet, yani 25 yıl diyebiliriz değil belki mi? Daha fazla. Daha fazla. Evet. Evet. Peki Erzurum Dadaş Cağ Kebap lokasyon olarak, konum olarak nerede? Şu anda Aksaray'ın neresindeyiz? Ben Kafeler Caddesi'ndeyim. Aslında Aksaray'a yeni geldim. Çok da adresini bilmiyorum evet. Ama tam olarak Kafeler Caddesi'ndeyiz diyebiliriz. Yeni açtınız. Evet, bir aya yakın bir zaman oldu açtım. Nasıl, bir ay nasıl geçti? Süper geçti. Beklediğiniz gibi mi? Evet, tempomuz yüksek. Muhteşem. Evet, beklediğiniz... yoğun bir tempo içerisindesiniz. Evet. Burada artık size patron demiyoruz. Çünkü yok. Gelen misafirlerinizi kesinlikle kapıda ağırlayıp, evet. Kapıda karşılayıp ağırlıyorsunuz. Evet. Ve onlara kendiniz hizmet ediyorsunuz. Evet. Çok güzel. İşinize aşıksınız. Evet. Ben garsonu sevdiğim kadar hiçbir işi sevmiyorum. Evet. Ben müşteriye kendim hizmet etmedikten sonra bu işi başardığımı zannetmiyorum. Ve bu muhteşem lezzeti bir ay kısa bir süre evet. Ama bu yoğunluğu görünce gerçekten tabii beğenildiğinin farkındayız bizler çok de görüyoruz. Çok evet. Şimdi biz etlerimizi Erzurum'dan getiriyoruz. Kayseri'ye çalışıyoruz. Biz Aksaray'da yeniyiz ama yavaş kesinlikle yavaş. Erzurum lezzetini buraya taşımışsınız. Evet. Ustalarımız da yine Erzurumlu. Evet, 7 tane Erzurumlu arkadaşımız bizle beraber. Personel demeyelim, biz arkadaşız. Ben çalıştığım arkadaşlarla en az arkadaşım 10 yıla dayanan arkadaşımız. 25 ekip yıl. İşi değil mi bu evet, iş? Kesinlikle. Ekip olmadan bu işi yürütemezsiniz. Evet, doğru. Evet, bu lezzetimizi biraz açacak olursak Dadaş Cağ Kebabı'nın özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki ben Aksaray'a geldiğim zaman dükkanın ismini zaten belliydi kafamda. Ne koyacağım ne koymayacağım ama sonuçta Dadaş'ta karar verdim. Evet. Çünkü Dadaş biliyorsunuz her zaman kesinlikle. Simgesi her şeyi. 25-68'de hem Erzurum hem de Aksaray göstergesi olarak başına ve sonuna ekledik. Güzel bir isim çıktığını düşünüyorum. Evet. Bir ay aşkındır, tam bir ay olmasa da bir ay aşkındır bu işin içindeyim Aksaray'da. Aksaray'dan gösterdiği yoğunluğa çok teşekkür ediyorum. Valla şu an için bir şey görünmüyor ama süper bir iş çıkardığımızı düşünüyorum bu bir ay zaman zarfında. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir, neler yapmayı amaçlıyorsunuz? Tabii ki. Aslında herkes benim arkadaşlarım bilir, benim bir tane hedefim vardır. Benim hayalim Norveç'te dükkan açmak. Çok güzel. Benim hayalim Norveç'te bir cağ kebap salonu açabilmek, açabilirsem tabii evet. Bir imkanım olursa. Ama olmasa da canım sağ olsun yani. Bir iki tane daha dükkan açıp bırakacağım. Evet. Yani bir iki dükkanda bu işi yürütmeye çalışacağım. Ekibimi sağlam oturtabilirsem. Ama oturtamazsam tek dükkanla böyle devam edeceğim. Evet. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden birçok dostlarınız bulunmakta. Kesinlikle. Onlara kesinlikle. Buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii ki. Ben şimdi yıllarca Kemal Koç'un yanında çalıştım. Kemal Koç'a ayrıca teşekkür ediyorum. Ama benim için hayatımda çok önemli bir yeri olan Mehmet Usta Cağ Kebabı es geçemem. Ben evet. Türkiye'de cağ kebap denince Mehmet Usta Cağ Kebabı benim için en önceliğimdir. İkinci Koç'tur ama tabii ki Kök Cağ Kebap Salonu var. Benim için çok değerli. Evet. Ve Kök Cağ Kebap Salonu da çok değerli bir arkadaşım var. Enes Bey hepsine katkılamadı. Benim bu süreçte ben olsun. Kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Bu süreçte arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldular ve tabii ki bu süreçte tabii çok çok kişi katkıda bulundu ama şu an biliyorsunuz çok aşırı kişilerin ismini vermek yersiz. Evet. Ama bu arkadaşlarımın çok ama çok katkıları vardır. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Cağ kebabı Dadaş Cağ Kebap'ta evet. Yenir diyoruz evet. Ve kesinlikle bu. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tavsiye evet. Ediyoruz. Yenin bu lezzetten tadın diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun de, diyoruz. Siz de burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yanımız olduğunuz için katkınız için size de çok çok teşekkür ediyoruz.